Eğer buraya geldiyse bahçe duvarına atlayıp mutfak kapısından girmiştir. Hep yaptığı şey. Burada yok. Odasına bakalım. Bakalım. Yanmasını bekleyelim. Ben Deniz'e haber vereyim. Sokaklarda aramızsın. Evet Deniz, merak etme. Buradayız biz. Görüşürüz. Hala uyuyor. Bırakalım da uyusun. Son zamanlarda çok yoruldu. Bir zamanlar bu ev cıvıl cıvıldı. İçeri girer girmez anlaşılırdı bu evde birbirini seven insanların yaşadığı. Ne güzel. Yaşadıkları süre boyunca çok sevmişler, çok sevilmişler. Mutlularmış. Çoğu insan hayatı boyunca böyle bir sevgiyi bulamıyor. Peki sen? Ben? Hiç aşık oldun mu? Evet, oldum. Çok da acı çektim. Ben ilkokula biraz erken başlamıştım. Sıra arkadaşım vardı, Selçuk. Ben buna körkütük aşık oldum. Bir de yaşım da küçük, eziliyorum da sınıfta. Hayatta inanmam senin herhangi bir yaşta ezileceğine. Tamam, birazcık ezildim diyelim. Nasıl aşığım böyle? Tabii Selçuk gitti. Sınıfın sarı saçlı, maviç gözlü kızına aşık oldu. Neyse Allah'tan kız yüzüne bile bakmadı. Ama ben perişan oldum. Sonra o kız en iyi arkadaşım oldu. Fatoş. Evet. Peki siz, siz aşık oldunuz mu? İlkokulda olmadım. Sonrasında aşık olduğumu sandığım zamanlar oldu. Ama hepsi çok kısa sürdü. Bazısı bir hafta, bazısı bir gün. O yüzden hatırlamıyorum. Herhalde hayatım boyunca hatırlayacağım o aşkı bekliyorum. Ben de çok unutuyorum biliyor musunuz? Bence bir yere not almak, yazmak falan lazım. Yani işte neyi nereye koydum, kimi nerede bıraktın. Önemli not almak lazım. Eşyaların nerede olduğunu kağıtlara yazabilirsin. Peki duygular? Onları da not etmeye gerek var mı yoksa bırakıp anı mı yaşamak gerek? İşte bu duygu durumları biraz karışık. Yani kimine göre öyle, kimine göre böyle. Mesela ben böyle bir anda parlarım, sönerim, heveslenirim, kaçarım. Çok kötü bir huy tabii. Yani siz de çok kontrollüsünüz. O da kötü. Şimdi bilemedim ben hangisi iyi, ne yapmak lazım. Mesela dün gece. Ne komik dedim dün gece. Ben sen iç bir de uyu sonra da hiçbir şey hatırlama. Ay. Hatırlamıyorsun. Yok hiç hatırlamıyorum. Saçmalamadım umarım. Mahkemeden sonra ikimiz de çok üzgündük. Muhtemelen yanıma destek olmaya geldin. Evet geldim. Ona eminim ama işte gerisi yok bende hiç. Ama hiç önemli değil. Annem derdi ki bir şey hatırlamıyorsan, unuttuysan hiç zorlama, bırak gitsin. O çok önemli bir şey değildir. Dün geceyi tekrar birlikte düşünelim. Zorlamasak mı? Belki hatırlarız. Geldin, yanıma oturdun, içkimi paylaştın, derdimi dinledin. Bulut. Uyandın mı aslan parçası? Nasılsın? İyiyim Nazlı. İyiyim de
Ben rüya mı görüyorum? Hayır, rüyada değilsin. Bak, dokun istersen. Cimcikle. Aa, evet, gerçeksin. Dayına da bak bakalım, o da gerçek mi? Dayıma da bakıyorum. Dayım da gerçek. Ama Nazlı, sen neden çok sıcaksın? Yoksa ateşin mi var? Yok Bulut, ne ateşi? Çok sıcak ki hava ondan. Bak, sen de sırılsıklam olmuşsun, terlemişsin. Dayı, biliyor musun? Ben evden kaçtım. Biliyorum dayıcığım. Ve çok korkuttun bizi. Ama sonunda bulduk seni. Yine mi oraya gideceksin? Şimdi gideceksin ama artık daha sık görüşeceğiz. Otururuz tabii. Amcan geldi tabii ya. Kim gelecekti? Ne yapıyorsun sen kaçak? Korkuttun hepimizi. Bacakları iyileşir iyileşmez kaçtım diyorsun ha? Neyse ki çocuk bulundu. Önemli olan da çocuğun sağlıklı olması. Geçmiş olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ ol. Belik Bey, bununla geçmiş olsun. Teşekkürler. Büyük patron, gidelim mi? Hadi bakalım. Ona iyi bakın. Bir daha böyle bir tatsızlık istemiyorum. Tabii paşam. Emrin olur. Hatta başka bir emrin varsa şu an ayağına kadar gelmişiz, onu da yapalım ya istersen. Ben ciddiyim Hakan. Bugün şanslıydık. Başımıza çok daha tatsız olaylar gelebilirdi. Bulut zor bir dönem geçiriyor. Tek yapmanız gereken onunla biraz daha fazla ilgilenmek. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Elinizden gelen yeterli değil demek ki. Sen hiç karışma istersen. Bu bizim aile meselemiz. Aşk olsun değil mi? Şimdi niçin öyle söylüyorsun? Belki şey hanım... Nevin... Ya hayır değil. Neriman... Nermin... Nazlı! Değil mi? Nazlı tabii ya. Nazlı Hanım da yakında bu ailenin bir üyesi olacak belki de. Öyle mi Ferit? Hakan saçma sapan konuşma, delirtme adamı. Senin benimle derdin ne ya? Sürekli benim üzerime oynuyorsun. Senin sorunun ne benimle ilgili ha? Bulut içeriden bizi izliyor. Daha fazla rezalet çıkarmadan çekin gidin buradan. Demet! Mahkeme kararını biliyorsun. Bulut bundan sonra Deniz'de de bende de kalacak. Avukatlarımız konuşsun, o günleri belirleyelim. Bulut bizim de artık evladımız gibi. Biz de en az sizin kadar değer veriyoruz ona. Bunu kabullenseniz iyi olur. Yeter. Ah! Bu arada... Yarın şirkette görüşürüz, ortak.
eve bırak. Ferit abi senin işin vardır şirkette. Ben bırakırım Nazlı'yı. Olur. Deniz haklı, sizin işiniz vardır. Görüşürüz. Bulut, ver dedim. Bunlar senin yaşına uygun şeyler değil. Allah Allah. Görmüyor musun? Bak, zombiler insanlara saldırmıyor. Bırak. Bak, ver dedim. Allah Allah, ne oldu buna ya? Hayrola büyük patron, sorun nedir? Hakan Bey, kanalı değiştirmeye çalışıyorum ama kumanda bozuk galiba. Hoppa! Büyük patron, anlat bakayım filmin buraya kadar olan kısmını. Nedir? Merak etme. Çok bir şey olmadı. Zombiler güçleniyor işte. Zombiler güçleniyor diyorsunuz. Ya büyük patron, ben bu zombi meselesini anlayamıyorum. Yani benim kafam basmıyor. Nedir bu yani? Merak etme. Ben sana anlatırım. Şöyle açıklayayım ben sana. Bir sızıntı yüzünden oluyor her şey. Bir şey. Filmin en korkunç sahnesi bu. Kapat, kapat ya, kapatsana. Yok canım, niçin kapatacağım ya? Çok heyecanlı izleyelim ya. Ya görmüyor musun? Kıtır kıtır yiyecek şimdi zombiler insanları. Beyinleri akacak. Of, en sevdiğim şey işte. Kapatsana. Büyük patron, pilleri rica etsem. Tamam. Ay. Geldim. Alabilirsin. Ver bakalım, bırak. Çakal. Sen var ya, az değilsin, az değilsin. O güzel aklını, o güzel zihnini senin için daha faydalı şeyler için kullansan ya. Tamam tamam, kanalı değiştirebilirsin. Korkunç, pis zombiler. Niçin öyle diyorsun? Neticede zombi de olsa, no da insan. Büyük patron, korkmayacaksın. İndir ellerini, indir. Korkmayacaksın. Eğer korkuyorsan, tırsıyorsan, böyle ellerinle gözünü kapıyorsan, o zaman daha baştan o işe girmeyeceksin büyük patron. Öyle değil mi? Ya ne yapayım, işte izlemek istiyorum, ondan sonra korkuyorum. Peki madem, bir şey soracağım sana. Burada ne var? Burada mı? Hı. Kalp. Doğru. Kalp kimlerde olur biliyor musun? Korkaklarda olur. Onların kalbi sızlar. Onların kalbi kırılır, ebidik bibidik olurlar. Anladın mı? Ama cesurlarda orada mangal olur. Cesurların mangal gibi yüreği olur. Cesur olan adam yaptığı şeyin arkasında durur. Sonuçları ne olursa olsun. Bunu sakın unutma. Şimdi benim burada mangal gibi yüreğim var büyük patron. Ben yaptığımın arkasında dururum. Peki senin burada ne var? Bir düşün bakalım o zaman, tamam mı? Bir dahakine daha dikkatli olun. Ferit abiyle Nazlı eve gelince Bulut zaten uyuyormuş. Ah canım ya. Şimdi ne yaptı, halasının evine geri mi döndü? Yazık çocuğa. Şirketteki pay için mahvettiler çocuğun hayatını. Evet, tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Ne oluyor burada? Ne olsun? Her şey yolunda, her şey kontrolüm altında patron. Madem işe döndüm, ben de hemen sana anlatıyorum. Sifonlardan bir tanesi bozuldu. Tesisatçı çağırdım. Bugün biraz halletti ama yarın tamamını yapacak.
Ben dün konuşmuştum onunla. Önümüzdeki hafta gelecek. Mekanın daha boş olduğu bir zaman. Böyle bir mekanda bir hafta bozuk tuvalet. Hiç iyi bir fikir değil. Ben konuştum. Yarın gelecek sabah erkenden akşama kadar bitirecek. Merak etme. İşim var benim. İşte bir gün gelmedim. Bak neler olmuş diyorsun değil mi? Kurumsal hayat Deniz'ciğim. Evet, işte barımızın yeni kokteylleri. İçinde benim de bir iki tane katkım olmuş olabilir. Deneyin bakalım, beğenecek misiniz? Nasıl katkıda bulundun acaba ya? Yani böyle podyumdaki moda renkleri alıp bunun içinde karıştırdın mı? Ya da efendime söyleyeyim, böyle görsel bir tasarım mı hazırlayayım dedin? Yani ne bileyim, pek olmamış gibi de. Nereden bu soru cevabını sorabilir miyim acaba Engin? Yani yardım ettim falan dedin ya. Ben sadece renklerle mi ilgili fikir verebiliyorum? O konuda mı yardımcı olabiliyorum yani? Hayır Fatoş, yani hani sen moda tasarımıyla uğraşıyorsun ya, ben de onun üzerine hani bir espri... Ha, o espri hiç olmadı ama Engin. Ben Nazlı'nın ev arkadaşım. Sonuçta rafine bir damak zevkim var şu anda. Bence güzel olmuş ya. Gayet iyi olmuş. İyi olmamış mı? Teşekkürler Deniz. En azından deneyip fikrini söylediğin için. Allah Allah. Güzel doğmuş ha. Değil mi? Ne yapıyorsun sen burada? Hala yatağa gitmemişsin ama olmaz ki. Aşkım bizim dinlenmemiz lazım. Bizim yorulmamamız lazım. Yarın bizim için özel ve çok önemli bir gün. Ya Hakan doğru söylüyorsun. Düşünsene yarın yıllardır beklediğimiz zafer günümüz. Ama ben çok gerginim ya. Gergin misin? Ne yapsak, ne yapsak? Buldum. Bence biz eğlencelere bu geceden başlayalım. Hem biraz gevşeriz, hem güzel olur ama. Hakan çok yorgunum. Hı? Bak yani bulutun kaçması, bulunması. Of. Biliyor musun metabolizmam alt üst oldu. Yani midem çok kötü ağrıyor. Aşkım bir şey diyeceğim. Aslında bizim henüz çocuğumuz olmadı ya. İsabet olmuş gibi geliyor. Baksana. Biz büyük patronla bile daha uğraşamıyoruz. Kaldı ki küçük bir şeyle uğraşalım. Ama isterseniz yani o işimiz sizinle. Küçük bir şeyle. Hakan'cığım tamam, ben mideyle içimi alayım, tamam. Peki. İyi akşamlar Melis. İyi akşamlar. Hakan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Keyifsiz gördüm sizi. Ne? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Keyfinizi yerine getirmek için. Aslında benim için yapabileceğiniz özel bir şey var Melis Hanım. Oturur musun? Melis. Benim karım. Benim için çok kıymetli. Çok değerli. Onun buradaki zamanını iyi, huzurlu, mutlu geçirmesini sağlarsan ben de mutlu olurum. Tamam. Tamam. Tabii Hakan Bey. Güzel. Buraları topladıktan sonra yatabilirsin. İyi geceler. İyi geceler.
hatta öptüm, dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm, solundan öptüm seni. Bahçede çocuklar vardı, çocuğumdan öptüm. Sonunda caddelere çıkardım, kaynağından evime yatağımda, kasından. Sonunda caddelere çıkardım, kaynağından evime götürdüm yatağımda. Asuman, sabah erken kalkıyorsun, akşam erken yatıyorsun. Bunlar hiç sende görmeye alışık olduğumuz hareketler değil. Disiplinin gözlerimi yaşarttı. Bir şey söylemeyecek misin? Abla, ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çabanı görmüyorum sanma. Derslerinle daha ilgilisin. İşe geç kalmıyorsun. Ama yaptığın hataların o kadar acı sonuçları oldu ki. Bak, hala hayatımızın ortasında büyümeye devam ediyorlar. Abla bak, ben çok pişmanım. Ama ben senin gibi değilim. Senin gibi sabırlı, çalışkan biri değilim. Az yetinmeyi bilmiyorum. Boş, istemiyorum da. Hep daha iyisini, daha fazlasını istiyorum. Ne yapayım, ben de böyle bir insanım işte. Gel. Bak Asuman, sakin kalmaya çalışıyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Kardeşimin kötü biri olduğuna inanmak istemiyorum. Saflık belki benimki. Ne yapayım ya, ben de böyle biriyim işte diyebilecek şeyler yapmadın sen. Matematik sınavından kopya çekerken yakalanan çocuk değilsin. İnsanların hayatlarının yönünü değiştirdin. Canlarını yaktın. Abla, ben çok pişmanım. Ama böyle olacağını düşünemedim. Yani ufacık çocuğun yaşayacağı sıkıntıları akıl edemedim. Asuman, annem seni bana emanet etti. Ben o yüzden anne olmaya çalıştım galiba sana. Çok üstüne düştüm. Korumaya çalıştım. Hatalarını görmezden geldim. Meğer en büyük hatayı ben yapmışım. Ama bitti artık. Çocuk değilsin. Ben senin arkanı toplayamam. Yoruldum. Aynı annem gibi konuştun. Oldum nihayet. Bak, yıllardır herkes aynı şeyi söylemiş sana. Sen de değişmemek için direnmişsin. Ama bitti artık. Düzelmek zorundasın. Bana güvenmek zorundasın içinde bir yerde. Ya bana güven ki yakıp yıkmadan önce benim ablam var. Biz birlikte olursak her şeyi çözeriz diye bil. Her şeyden önce benim yanıma gelip benimle dertleşebil. Tamam. O zaman bugünden sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Ben değişeceğim. En azından değişmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnanıyor musun sana? Yine. Birileri bana inanırsa değişmem daha kolay olur. Hele ki ablam bana inanırsa çok daha kolay olur.
Abla. Kız ben sana bir şey soracağım. Madem sen o gün eve geç geldin, ben seni kaç saat bekledim göremedim. Ferit Bey'e de söylemediysen gerçeği. Ne yaptınız kız o kadar saat evde? Asuman, Asuman yürü git. Tabii. Elimden bir kaza çıkacak. Tabii tabii. Sen gelip burada bana de. Bana güven, ablana güven ama sen kardeşine hiçbir şey anlatma. Kesin Fatoş biliyordur ama. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi görüşürüz, ben işe gidiyorum. Fatoş. Fatoş hadi kahvaltı hazır. Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Lütfen rahatsız olmayın. Kravat takarsan daha güzel olacak. Düzelteceğim, düzelteceğim. Sultanım önden buyur lütfen. Bekir. Merhabalar. Efendim merhabalar, saygılar, hürmetler. Hayırlı iş günleri dilerim. Kusura bakmayın geciktik. Malum özel bir gün. Hazırlık falan uzun sürüyor tabii. Bulut nasıl? İyi iyi. Keyfi yerinde. Siz bu yönetim kurulu toplantılarında neler yapıyorsunuz ya? Bir anlatın. Şu andaki durumun tadını çıkar Hakan. Çünkü bundan daha fazlasını yaşayamayacaksın bu şirkette. Enginlere sığmam, taşarım diyorsun. Aşk olsun Engin. Biz artık aynı taraftayız ya. Birbirimizi üzmeye gerek var mı? Bizim amacımız şirketimizi bulunduğu yerden yukarılara kaldırmak olmalı. Öyle değil mi ortak? Bulut'un vesayeti sayesinde buraya kadar gelmeyi başardınız. %48 hisseniz var. Benim Deniz'in Engin'in ise %52. Tablo bu. Şimdi bu tabloya göre hareket edip gündemin üzerinden geçelim. İkbal Hanım gündemimizde ne var? Ferit Bey, rutinimizde alınması gereken 5 tane kararımız var. Detaylar önünüzdeki dosyalarda mevcut zaten. Hisse kontrolleri vesaire ile ilgili işlemleri bırakalım avukat arkadaşlar yapsın. Hepimiz malum yoğunuz, işimiz var. Hızlı hızlı şu maddelerin üzerinden geçip karara bağlayalım, dağılalım. Okey. İlk madde. Dosya herkesin önünde var. Dün gönderildi zaten herkese, okudunuz biliyorsunuz. Hemen oylamaya geçelim. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Not alalım İkbal Hanım. İkinci maddeye bakalım. İkinci maddeyi dün Demet Hanım'ın avukatları bize eklettiler Ferit Bey. Bu personel alımıyla ilgili bir madde. Tamam, oylayalım hemen. Kabul etmeyenler? Kabul edilmemiştir. Sıradaki maddeye geçelim. Bir sonraki madde de marina inşaatı ile ilgili. Bu detaylarla ilgili küçük pürüzler çıkmış. Yani inşaatta öyle halledilmeyecek şeyler değil ama gidip bizim bir toplantı yapmamız gerekiyor. Bravo yani Nazlı. Bu mu bulduğun çözüm? Bu. Ay şaka gibi ya. Ferit Bey gibi yakışıklı, zengin, süpersonik bir adam var ve sen ondan uzak duracaksın. Hani ne yapacaksın peki? Adamdan köşe bucak kaçak halin yok herhalde. Ben hepsini hesapladım Fatoş. Bir kere sabahları geç gideceğim, akşamları erken çıkacağım. Öyle dışarıda falan da görüşmek yok. Minimum münasebet. Kuşum sen neden böyle maksimum bir zahmete giriyorsun ki? Ne yapayım Fatoş? Yani ben yanıcı maddeyim, adam tehlikeli madde. İkimizin bir arada olması mümkünsüz. Toplum için tehlike arz ediyoruz. Şunu bir netleştirelim mi Nazlı? Sen geçen gece bu adama gerçeği söylemeye gitmedin mi? Gittim. Söyledin mi peki? Söyleyemedim. Neden? Ay nedenini söyledim mi sana Fatoş? Yani işte fazla kaçırınca uyuyakalmışız. Çünkü onu seviyorsun. Seviyor muyum? Aa! Ya seviyorsun, evet. Sevmesen niye bu kadar telaş yapacaksın? Onu kaybetmekten korkuyorsun çünkü. Fatoşcuğum, insanlar sahip oldukları şeyleri kaybetmekten korkarlar. Adam benim değil ki kaybedeyim. Ben sadece Asuman'a gazabından korkuyorum. Sen Asuman'la ilgili gerçeği öğrenirse sana karşı hayal kırıklığı yaşayacağından korkuyorsun bence. Benim fikrim böyle. Ha Fatoş ha. Yapmadığım partten bir psikologluk kalmıştı. Aa ben bugün part time garsonluk yapacağım ya. Gündüzcüyüm bugün. E tamam sen git. Ben de Ferit Bey'in yemeklerini hızlı hızlı yapıp geleceğim. Deniz'de yeni menüyü konuşacağız. Ha iyi tamam orada görüşürüz. Bu Hakan'la aynı havayı solumak berbat bir şey ya. Daha ilk günden basmaya başladı bana ofis. Ya bir de şirketi yukarılara taşıyalım falan demiyor mu?
Ya sanki umurunda herifin tek derdi cebine gireceği. Tamam Engin, hepimiz farkındayız bunu zaten, otur. Yalnız senin de toplantıdaki tavrın acayip etkiledi beni yani. Sakinlikte zirve yaptın. Ben de en az sizin kadar gerginim. Hakan'ı bu şirkette yönetimde görmek beni de çok rahatsız ediyor. Ama sakin kalmaya mecburum. Doğru zamanı bekleyip Hakan'ın işini bir seferde bitireceğim. Bir planın var yani? Birden çok planım var. Babamın da dediği gibi, iş hayatında her zaman birden fazla planın olmalı. Benim babam da derdi öyle şeyler. Bizimkiler çok daha zorlarını atlattı. Biz halledeceğiz bunu. Üstesinden geleceğiz. Hadi ben kaçtım. İyi, bu mekan seni bayağı meşgul ediyor. Evet, sevdim. Müzik bizim işimiz. Tam da bana göre. İşiniz müzik ama orası bir işletme. Yani işin başka taraflarını da düşünmek lazım. Muhasebe kimde? Doğru düzgün birine verdin değil mi? Evet. Güvenilir biri bakıyor. Elemanlar da çok önemli. Sigortası kimse kalmasın. Mutfağa da standartlara göre bir çeki düzen verin. Sıkıntı olur sonra. Tamam. Ben çocuk değilim. Uyardım sadece. Eyvallah. Hadi ben kaçtım. İlgilenmem gereken bir işletme var. Hadi eyvallah. Yani vallahi ben stajyerim diye bana böyle fazla iş vermezler diyordum ama maşallah dışarıdaki toplantılara bile göndermeye başladılar. Öyledir bizim ilk bayanım ya. Böyle bir saniye boş bırakmaz adamı. Gelmiş bir de stajyer misin, etajer misin göreceğiz diyor. Etajer neyse. Ya ben de ne bileyim, bilmiyorum ki anlamını. Böyle hı hı deyip geçtim. Masuma. Hı. Etajeri gerçekten bilmiyor musun? Etajer böyle küçük bir dolap gibi bir şey. Şu yaşlı insanlar ve demode espri anlayışları. Allah Allah ya, stajyermiş, etajermiş. Oldu ya. Yani ne bileyim, böyle birazcık gündemi falan takip etse, sosyal medyayı falan karıştırsa. Yani çok güzel olur, böyle birazcık vizyonu falan da genişlerim. Sen var mısın İstoş'ta? Yok yok, hiçbirinde yokum ben. Aa, sen de geride kalmışsın Tarık. Vallahi benim 5 tane hesabım var. Ama lazım oluyor tabii böyle stalk falan. Stalk? Hı. O ne demek ya, bak o da bende yok. Ya stalk işte böyle birini gizlice takip etmek. Hesabına girip karıştırmak falan. Yok ya, hiç bana göre şeyler değil onlar Asuman. Hadi oradan. Sen de fotoğrafı stalkluyorsun. Allah Allah. Öyle mi yapıyorum? Ha. Yani tamam. Sosyal medyada değil ama gerçek hayatta stalkluyorsun. Da sizin artık bunu bir sonraki aşamaya taşımanızın vakti geldi. Senin artık fotoğrafı böyle DM falan atman lazım. DM? Hı. Direkt mesaj işte. Ha, böyle aranızda birebir bir ilişki olmuş oluyor. Hem sen hani böyle fotoğrafı tutuyordun kolundan, götürüyordun, sürprizler, romantik anlar falan, ne oldu? Zaman mı var Asuman? Ben çalışıyorum. Fatoş part time falan ama neticede bir işe girdi yani. Bahane üretme Tarık'cığım. Yani bahane üretme. Ama böyle dışarıda bir yerlere çağırmak ne kadar zor olabilir ki? Yani doğru diyorsun aslında. Doğru diyorsun da ne yapayım, ne edeyim, nereye götüreyim bilmiyorum ki. Mesela, ay şey var ya. Sinema diye bir şey var. Böyle insanlar baş başa gidiyorlar, film falan izliyorlar. Bildin mi? Vallahi bildim. Sinema da iyi fikir ha. Ama tiyatro çok daha güzel fikir. Ay Fadoş çok sever tiyatroyu. Vallahi? Tabii canım, bayılır. Süper. Ya tiyatro sezonu falan da değil ama ben şu kültür sanat sayfalarına falan bir bakayım. Belki vardır bir şeyler ya. Vardır, vardır. Kesin bulursun bir şeyler. Ama zaman ilerliyor Tarık'cığım. Geç kalıyorsun. Sonra gidip böyle kafanı duvara duvara vurursun vallahi. Sağ ol Zeynep. Belirsizliklerden nefret ediyorum. Vallahi toplantıda gayet nettin Ferit. Bundan sonra şirketteki hayatımızın nasıl olacağını hepimiz gayet iyi anladık. Hakanlar da gayet iyi anladı sınırlarını. İş hayatımda da özel hayatımda da acabalardan hiç hoşlanmıyorum. Anlaşıldı. Nazlı meselesi. Kimin ne düşündüğünü açık açık bilmeliyim Engin. Kesin net bilgiler üzerine düşünüp ona göre kararlarımı almalıyım. Ama Nazlı demeden konuşuyorum. Çünkü ben çok ketumum. En önemli duygularımı en yakın arkadaşıma bile gıdım gıdım anlatırım. Nazlı benden kaçıyor Engin.
ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayamıyorum. Muhtemelen bugüne kadar bir ton kadın aynı şeyleri senin için düşünmüştür. Birinin toplu intikam alma vakti geldi de geçiyordu bile. Yalnız Engin, sen benim arkadaşımsın, Nazlı'nın değil. Zaten ben senin en yakın arkadaşın olduğum için uyarıyorum seni. Bu işi çöz. Menünün hepsini değiştirmek yerine tarifleri revize ettim. Birkaç tane de yeni tarif ekledim. Anne patatesi gibi. Of, bayılırım. Bir de böyle hafif kalın olacak onlar. İşte, herkes bayılır. O yüzden de menümüzü de var. Bir de yanına birkaç tane sos ekleyeceğim. Anne ve kızlara hesabı. Harikasın. Bu tip mekanlarda hızlı hazırlanan ve çabuk doyuran yiyecekler talep görür. O yüzden de listemiz bu. Yeni menü bu mu? Evet. Evet. Kadayıfa sarılmış zeytin kızartması, sebze köftesi, peynirli çıtırlar ve anne patatesi. Of, ağzımın suları aktı. Fatoş, siz ne kadar şanslısınız. Evde bunları mı yiyorsunuz sürekli? Yok be, bizi bütün gün makarnaya köfteyi dayıyor. Aşk olsun Fatoş, ellerimle beslemiyor muyum ben seni? Şaka yaparım bebeğim. Ellerine sağlık. Da bizim mutfaktakiler hepsini halledebilecekler mi bunları? Ederler, ederler. Çok kolay. Ben zaten reçeteleri vereceğim. Bir de detaylıca anlattım, bu tamamdır. Deniz, ister misin mekan müzikleriyle değil de yemekleriyle meşhur olsun? Öyle bir şey olmaz. Bu mekanın müziklerinin önüne hiçbir şey geçemez. Belli olmaz. Deniz Bey. Efendim Osman Usta. Bir bakar mısınız? Tabii. Dur, ben bakarım, biliyorum. Ben çalışayım o zaman. Aa, çok güzel menü yaptık da şimdi malzemeler falan çok önemli. Nereden alacağımız, nasıl kullanacağımız falan. Yani ziyan olmasın bu güzel tarifleri. Bütün sırlarımı öğrenmek istiyorsun değil mi Deniz? Vaktin var mı? Var. İyi hadi, seni bir yere götüreceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin Fatoş. Görürüz bebeğim, sağ ol. Ali'ye biz çıkıyoruz. Ben birkaç saate falan gelirim. Kolay gelsin usta. Sağ ol. Görüşürüz Ali'ye, kolay gelsin. Abi bugün yapacak mısın? Kaç saat oldu hadi. Akşam tiyatroya gidiyorsunuz. Kimle? Nazlı'yla. Arayıp davet edersin. Küçük bir oda tiyatrosu. Vallahi çok methettiler. Süresi de kısaymış. Oradan çıkışta da bir yerde oturup konuşursunuz işte. Engin, sen bu biletleri başka birisine ver. Ben Nazlı'nın geleceğini zannetmiyorum. Bir de akşam zaten dinlenmek istiyorum evde. Nereden biliyorsun ya? Ara kızı bir sor. Belki gelecek. Bak bende de iki tane var. Ben de Fatoş'u davet edeceğim. Artık aramızdaki gerginliği bitirme kararı aldım. Hem Nazlı arkadaş olursa daha da rahat eder. Biz de çıkışta bir bahane bulur, kaçarız. Ara mutlaka, tamam mı? Bekliyorum bak. Haber ver. Kolay gelsin. Efendim. Fatoş selam, nasılsın? İyiyim, ben çalışıyorum. Bir şey mi söyleyecektin? Tamam, konuya gireyim o zaman hemen. Bu akşam için iki tane tiyatro biletim var. Gelmek ister misin benimle? Yok, sağ ol Engin. Ben eve gidip kartela üzerinde renk çalışayım diyorum, daha isabetli olur. Fatoş sen hala orada mısın ya? Evet, hala buradayım Engin. Söyledim ki çalışıyorum. Peki Fatoş, tamam sen bilirsin. Ben bilirim Engin, evet. Hadi görüşürüz, bay bay. Madem basit bir şaka uzatıyorsun, keyfin bilir. Ben benimle gelmek isteyen birini bulurum zaten. Başlayalım bakalım Arif'le. Alo, Andrea selam. Nasılsın? Muhteşem bir yer burası. Birileri sevdi galiba. Sevdim tabii ya. Sevilmez mi böyle bir yer? Artık her hafta buradayım. Doğaya dönüyorum. Mutfak alışverişinin tamamını buradan yapabiliriz. Taze taze. Bak şurada yeşilliklerin olduğu bir yer var.
Oradan da maydanozu dereotunu toplarız. Ne zaman senin peşinden gitsem hep güzel şeyler oluyor. Öyle mi? Ben hiç hatırlamıyorum. Ne zaman güzel şeyler çıktı? Şimdi birden sorunca öyle hemen gelmedi aklıma ama... yani öyle bir his veriyorsun. Eğer senin peşinden gidersem her şey çok güzel olacak. Nazlı, bir şeyler hazırladık. Çay da var. Hadi yavaş yavaş gelin. Tamam, geliyoruz. Ya çok şey olmasın, çok zahmet vermeyelim onlara. Yok ya, yabancı değil onlar. Üniversitenin ilk yılından beri arkadaşız. Daha okul bitmeden bu yolu seçti onlar. Çok da iyi yaptılar, baksana. Ayrıca çok severler misafir ağırlamayı. Peki yeterli mi topladıklarımız? Yok, değil. Sen biraz daha biber topla. Ben şuradaki fidelere bakacağım. Onlar farklı tohumdanmış. Ben de onları toplayayım.